Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte hem donanımıyla hem de tasarımıyla tam bir oyuncu bilgisayarı olan Excalibur G900'e yakından bakıyoruz. Videomuzu Casper sponsorluğunda çekiyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bu bilgisayarın birçok farklı konfigürasyonu var. Bizim önümüzdeki G900ES80R diye geçiyor. Bu modelin donanımı oldukça güçlü arkadaşlar. Donanımdan, tasarımdan bahsedeceğim ama öncelikle en çok merak ettiğiniz konudan başlayalım. Oyun performansı. Oyunlarımıza baktık, hepsini cayır cayır oynadık. Şimdi gelin biraz tasarım ve donanımdan bahsedelim. 15.6 inçlik Full HD IPS bir ekranımız var. Buraya kadar her şey güzel gözüküyor. Ancak daha güzel gitmeye başlayacak olay. Çünkü ekranımız 240 Hz tazeleme hızına sahip. 240 Hz olayı zaten birçok oyuncu takipçimizin bildiğini biliyorum arkadaşlar. Rekabetçi veya çok hareketli oyunlarda sizi kesinlikle avantajlı konuma geçiriyor. Hele evinizde böyle 75 Hz, 60 Hz gibi bir monitör varsa bununla oynadıktan sonra aradaki farkı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu arada laptopa böyle farklı açılardan baktığım zaman çok büyük bir renk kaybına uğramadım arkadaşlar. Renkler hala açıyı değiştirdiğimizde bile doğru ve güzel bir şekilde gözüküyor. Aynı zamanda çerçeveleri de zaten stok görsellerde gördüğünüz gibi gayet ince ve şık gözüküyor. Şimdi çerçeve demişken tasarımdan yavaş yavaş devam edelim arkadaşlar. Klavyesinden bahsetmek istiyorum. Klavyemiz arkadan aydınlatmalı, RGB ışıklandırmalı arkadaşlar. Aynı zamanda Excalibur kontrol merkezinden dilediğimiz gibi renkleri değiştirebiliyoruz. Bence oldukça güzel bir özellik. Kafanıza göre istediğiniz gibi sarı, yeşil, kırmızı vesaire istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Tuşlarımız mekanik değil. Hissiyat olarak benim hoşuma gitti. Çok fazla ses yapmıyor. Yani gece böyle sessiz bir ortamda çalışıyorsanız rahatsız edecek bir tuş takımı yok. Touchpad'imiz oldukça geniş ve rahat. Tabii ki de oyun oynayacağınız zaman bunun yanına kendi oyuncu mouse'unuzu koymanız lazım. Ancak günlük böyle internette gezinmede, video, dizi, film izlemede gayet işinizi görecek bir touchpad var kendisinde. Gördüğünüz gibi ortadan menteşelenmiş bilgisayarı, monitörümüz. Bu şu anlama gelmiyor arkadaşlar. Masaya koyduğunuz zaman çok sallanmıyor veya elinizde böyle çok hızlı yazı yazarken üstteki ekran titreyecek diye bir durum yok. Gayet sabit, stabil bir şekilde durabiliyor. Bunların yanında yine tasarımı tamamlayan şu sağ ve sol alt tarafta iki tane ambiyans aydınlatmamız ve yine arka taraftaki Excalibur logosunu sağ ve sol tarafında aydınlatmayı görüyoruz. Şimdi biraz da giriş çıkışlardan bahsedelim tasarımla devam ediyorken. Hazır. 3 tane USB 3.1 bilgisayarın sağında ve solunda mevcut arkadaşlar. Bir tane mini SD kart yuvası var. Normal SD değil, mini SD. Bir tane A kablosunu, Ethernet kablomuzu bağlayabileceğimiz bir girişimiz var. Bir tane combo jack'ımız var. İşte hem kulak hem de mikrofon aynı yerden bağlanacaklardan. Arka tarafına baktığımız zaman yine zengin bir içeriği görüyoruz. Bir tane HDMI, bir tane mini DisplayPort ve bir tane de Type-C girişimiz mevcut arkadaşlar. Yine güç girişi de burada. Arkada olması gayet hoşuma gitti. Şöyle sağda solda herhangi bir yere takılmıyor. Arkada bence daha iyi. Bir adet webcam'imiz var. Tabii ki de çok ultra üst seviye böyle çok iyi çeken bir webcam değil. Ancak görüntülü görüşmelerinizde falan rahatlıkla işinizi görecek bir webcam. Son olarak ağırlığımız 2.4 kilogram arkadaşlar. Yani sağa sola giderken yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Sırtınızda öyle efsane bir ağırlık yapacak bir laptop değil bence. Şimdi gelin biraz da teknik özelliklerden bahsedelim sizlere. İşlemciyle başlayalım. Intel'in 10. nesil bir işlemcisi var. İçinde i7-10750H modeli. 6 çekirdekli ve 12 iş parçacığına sahip. 2.6 GHz temel olmak üzere bunu Turbo Boost ile 5 GHz'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Daha yüksek performans istiyorsanız. Ekran kartımız yine çok güçlü bir ekran kartı var. İçinde RTX 2070 Super ile birlikte geliyor. 8 GB DDR6 belleğe sahip. RTX 2070 Super'le hani GTA 5'i zaten rahat rahat oynarsınız. Hatta GTA 6 ne zaman çıkacak bilmiyoruz ama çıkınca onu bile oynatacağını tahmin ediyorum. Depolama tarafından da bahsedeyim. Bu bilgisayarı satın alırsanız muhtemelen çok uzun yıllar boyunca harici bir depolamaya ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü içinde 2 artı 2 artı 4 olmak üzere toplam 8 TB'lık SSD'miz mevcut. Ana SSD'miz yaptığım testte 3000 MB yazma 2500 MB'da okuma hızına ulaşmayı başardı. Bu da size oyunlarda bitmek tükenmek bilmeyen yükleme ekranlarında çok daha avantajlı bir konuma
anlamına getirecek. Tabii bunun yanında işte bir şey render alırken, Photoshop'la vesaire bir şeyle uğraşırken de yine SSD'nizden yardım alıyorsunuz. 64 GB'lık bir RAM'le birlikte geliyor bu arada. 2933 MHz'lik RAM'lerimiz 32-32 olmak üzere doğal şekilde takılmış. Tabii isterseniz dilediğiniz konfigürasyonla daha uygun fiyata gelmesi için 8 GB'a kadar düşürebiliyorsunuz. Şimdi artık yavaş yavaş son sözlerimize gelebiliriz G900 ile ilgili. Önümde görmüş olduğunuz bu yüksek donanım model 37.999 TL'ye satılıyor. Tabii bu 40.000 liralık fiyat sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Çünkü 64 GB RAM herkese lazım olmayabilir, fazla gelebilir. Abi ben biraz RAM'imi düşüreceğim vesaire ya da başka bir yerlerinden çıkacağım derseniz 9.000 ila 40.000 TL arasında fiyat bareminde dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani mesela benim hayatım boyunca muhtemelen 8 TB'lık bir SSD'ye ihtiyacım olmayacak. Bana 1 TB bile yeterli. O yüzden ben direkt oradan kısardım. Tabii ki de bu konfigürasyonları da hemen açıklama kısmına bir bağlantı ekledik arkadaşlar. Trendyol'un sayfasına giderek orada istediğiniz gibi konfigüre edip bilgisayarınızı satın alabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Excalibur G9'a yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa onu hemen aşağıdan yorum olarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada bir beğen butonu bulunuyor arkadaşlar. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.